Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Kanalıma hoş geldiniz. İzleyicilerimden bazıları benden ara sıra eğlenceli videolar çekmemi istiyorlar. Fakat ne yazık ki kanalımın konsepti gereği sık sık eğlenceli videolar atamıyorum. Fakat bu video veya bundan önceki birkaç videoda olduğu gibi ara sıra eğlenceli videolar atmaktayım. Ki bu videonun da eğlenceli video atmamı isteyenleri bir hayli tatmin edeceğinden eminim. Yine de eğlenceli videoların daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar, videoyu çok kısa bir süreliğine bölüyorum. Öncelikle bu videoya sponsor olduğu için Epic Game'e çok teşekkür ediyorum. Bu videoda size bir oyundan bahsedeceğim. Oyunumuzun adı Fortnite Battle Royale. Ben normalde bilgisayarda oyun oynamayı çok fazla seven bir adam değilim. Fakat bu oyuna son zamanlarda ciddi bir şekilde sardım diyebilirim. Çünkü oyun sadece bilgisayarda değil, Mac'te, PlayStation 4'te, Xbox'ta ve telefonlarda ücretsiz bir şekilde oynanabiliyor. Yani oyunun ücretsiz olması bence çok güzel bir şey. Oyunu hiç bilmeyenler için şöyle kısaca anlatayım. Gökyüzünden bir otobüs mü desem, uçak balonu mu desem, o tarz bir şeyden bir haritaya düşüyorsunuz. Ve haritaya düştükten sonra yüzlerce insanla beraber hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Oyun içerisinde kendinize bir şeyler inşa edebiliyorsunuz. İşte silahlar buluyorsunuz, kendinizi koruyacağınız şeyler buluyorsunuz, odun buluyorsunuz, demir buluyorsunuz ve bunlarla bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Ki ben Battle Royale oyunlarını çok seven biri olarak Fortnite'ı gerçekten çok sevdiğimi, çok beğenerek oynadığımı özellikle belirtmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar, oyunda yalnız olmak zorunda değilsiniz. İkili takımlar halinde veya çoklu takımlar halinde oyunda oynayabiliyorsunuz. Yani arkadaşlarınızla birleşip bir gece yarısı bu oyuna girip sabaha kadar keyifli bir şekilde hayatta kalmaya çalışabilirsiniz. Ki biz zaten genelde böyle yapıyoruz. Batu, Umut, ben falan oynuyoruz. Ve inanılmaz derecede keyif alıyoruz. Çok uykusuz gecelerimiz oluyor yani bu oyun sayesinde. Aynı zamanda ekranda şu an oyunun nasıl indirileceğini zaten görüyorsunuz. Basit bir indirme şekli var. Ayrıca arkadaşlar, biliyorum ki uğraşmayı çok fazla sevmeyenler var aranızda. Açıklama kısmında hemen aşağıda oyunun indirme linki var. Oradan oyunu basitçe bir tıkla indirebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, oyunda biraz fazla iddialı gözüktüğümün farkındayım. Bu iddiamı sizlere kanıtlamak için, siz hazır eğlence videosu istiyorken bugün bir cezalı video çekeceğiz. Instagram'dan beni takip edenler çok iyi biliyorlar ki Hollanda'dan güzelim Umut geldi ve Umut bu oyunu ciddi şekilde oynuyor. Fakat biz hiç rakip olarak oynamamıştık. Bugün bir cezalı video çekeceğiz. Oyunda erken ölen iddiayı kaybeder. Gel abi. Kaybedersen saçımlarını griye boyarım, kabul mü? Tamam. Tamam. Hadi o zaman şu oyunu oynayalım. Hem de bizim tarzımızda. Zor oyun ama ya. Cidden. Ya efor isteyen, konsantrasyon isteyen bir oyun. Tamam. Şu an bırakıyorum oyunu burada. Çünkü ben kazandım. Neden bakıyorum biliyor musun sana? Neden? Saçın gri olunca ne kadar yakışacak diye. Ya. Ne oldu? Ya ben boyatmam saçımı ya. Boyatacaksın, kaybettin. Ya nasıl ya? Ya çok lütfen ya. Çok iddialıydın. Önce ben bir yemek yiyeceğim. Ondan sonra Umut'u götüreceğim Kadir abiye. Ve Kadir abi de Umut'un o güzel saçlarının ön kısmını sadece bir griye boyatacağım. Hadi gidelim bir Kadir abiye. Şu Umut'un ön saçlarını bir boyatalım. Birazdan saçların boyanmış ya, çok olacak. Çok şanslısın var ya. Neyi şanslı oğlum? Çok şanslısın, vallahi çok şanslısın. Hiç alakası yok. Hak ettim ve kazandım. Evet, biz şimdi Kadir abiye gitmeden önce yemek yemeye geldik. Birazdan yemeğimi yiyeceğim. Çok heyecanlıyım çünkü Umut'a büyük eziyet yapacağım orada. Yani sadece saç dedik ama bakalım, belki başka bir şeyler de yaptırırım. Şu an çok heyecanlıyım. Sadece yemeğimi bekliyorum ve yemeğimi yemek istiyorum. Batu'yla tanışın. Merhabalar. Batu artık bizimle. Umut, üzgün müsün? Evet, biz şu anda Kadir abiye geldik. Fakat biraz erken geldik. Hatta biraz değil, bayağı bir erken geldik. Yaklaşık olarak bir saat falan bekleyeceğiz şimdi biz içeride Kadir abiyi. Ama olsun. Değil bir saat, 5 saat de beklerim yani. Hiç problem yok benim açımdan. Tıpkı konuştuğumuz gibi operasyon başlıyor. Senin saçlarının önü, sadece şuraları gri yapacağız. Ben yapacak gibi anlatıyorum da ben yapmayacağım. Ooo!
Bodrum'un gülü. Ne oldu şimdi bu çocuk? Hollanda'dan geri geldi. Bu çocuk benimle oyun oynadı. Ama yanlış kişiyle oyun oynamayacağını işte anlayamadım. Evet. Çok şanslı, çok şanslı. Çok şanslı. Kol mu bozuk? Bunun abi önleri, yani evet, şu öne kaldırdığı kısmı gri yapacağız. Şu ön kısma şöyle ara ara. Bir, sen nasıl istiyorsun? Doktor gri yapalım. Tamam, bir grisinden başlayalım. Ondan sonra duruma göre de bir saç kesimi yapalım o zaman, olur mu? Olur. Hadi bakalım, başlayalım. Ben acımasız bir insan değilim fakat bir oyun oynadı ve kaybetti. Bunun sonucu budur. Benle alakalı bir durum değil. Bunun sonucu budur. Şov başlıyor. Saçım pembe olacak. Ne pembesi ya? Ben böyle bir cezayı uygun gördüm. Gerçekten de pembe mi olacak? Problem mi? Evet. Neden? İstemiyorum. Bilmiyorum, sürpriz olsun o zaman. Onu kırmızı yapacağım, onu maviye boyayacağım, onu guaj boya gibi boyayacağım. Çocuk çok masum. Oğlum Umut'u gri mi yapıyorsun? Umut gri abi. Peki öteki çocuk ne olacak? Şimdi orada benim senden ufak bir ricam olacak. Hayır, çocuk şey gibi yani. Biraz bu biraz Atakan videosunu hatırlattı bana, o yüzden gülüyorum şu an. Hayır, sessiz sakin bir çocuk yani o Batan. Bir şey söyleyeceğim sana, bir şey rica edeceğim. Atakan mesleğine ihanet etmeni bir kez istedi senden. Bir kez de ver rica edeceğim. Abi Batu'ya o bakım olayı ayağına sarıyı vuralım. Ama şöyle bir şey, bu çocuk dediğin gibi problem etmezse benim için problem yok. Yani etmez çok önemli. Bak, değil. Bütün sorumluluk sende. Bütün sorumluluk ben sendeki... de kabul ediyorum. Bakın bu bakım ürünü zaten bakım ben yapacaktım onu. Yıkayınca normale dönüyor be. Hani... Yer mi? Yer artık herhalde. Süreçte sarsak mı? Yemezse gargara yapacak bir şey yok abi. Bu şekilde yapalım. Çıkartınlar... Ama boyuyoruz, bakım falan yok. Çıkartma gri yapalım. Olur ama. Tamam. Civciv olur bak. Tamam. Birazdan geliyorum abi. Şimdi benim aslında Batu'ya böyle bir şey yapmak gibi bir niyetim yoktu ama Umut'a çok güldü. Bu beni rahatsız etti. Sonuç olarak Umut bir ceza sonucunda bu saç boyama işlemini yapıyor ve onun bir günahı yok. O yüzden Batu da bunda gereken cezayı almalı diye düşündüm. Batu'ya da böyle bir şey yapıyorum. Batu aramıza yeni katıldı fakat umarım adayı erken veda etmez. 1 milyon düşünün. 1 milyon rakamı fakat başındaki biri aldığınız zaman sıfırdır. Ne alaka şimdi? Bilmiyorum. Tamam. Böyle. Şimdi adın neydi kardeşim? Batuhan, şimdi senin saçları keselim biz. Biraz senin saçların dik çıkıyor. O yüzden kısa kestiriyorsun anladığım kadarıyla yanları. Biraz kısa keselim. Üstleri fazla kesmiyorum. Bence güzel. Biraz bakıma ihtiyacım var. Evet, biraz yıpranlık. Aynen kardeşim. Tamamdır. Burada ne durumdayız abi? Burada iyiyiz. Şu an sıkıntı yok. Tekrar şöyle bir ilaç tazelemesi yapıyoruz. Ondan sonra cezanın devamını. Umut iyi misin? Hayır. Oğlum artık sen pembe saçlı bir insansın. Bak adam aslan gibi tıraşın oldu. Gık değil vallahi mi? Valla Umut saçını boyatacak diye sen de tıraşı bedavaya getirdin ha. Onun da farkındayız. Neyse o da aradan çıksın ya bonus olarak. Burunluk evet. Ufaktan bir iki yumurkese düzelecek gibi bir hali var. Durumda mı abi? Ben hazırlıyorum. Tamam. Anlamaz zaten yani. Çocuk sapmış. Sapmış. Konuştum. Merak etme ben şey yaptım artık. Bu bakım bile ama. Umut nasıl abi? Hı? Nasıl? Açılıyor mu? Ben seni nefret ediyorum. Neden oğlum? Bir şey diyeceğim. Görüyor musun? Öyle güzel oldu aslında. Hiç gri yapmasak mı ya? Yoksa... Sarı halini görmedin mi daha? Sarı halini mi? Aç abi. Aç abi. Açalım. Kalk. Tamam bir şey ya, bak. Tamam gel ben sana tutuyorum gel. Ne bakım abi bu? Abi bu saç dökülmesi için. Ama işte tek sıkıntı biraz kıvırcık. Dökülme var mıydı? Ya. Biraz dökülüyormuş o yüzden bakım yapıyoruz. Tek bu sıkıntı işte biraz kıvırcık çıkıyor kardeşim. Bu şey mi? Bana yaptığın şey değil mi bu? Siyah yapar aynı zamanda biraz dedin. Seçim bu rengi ne? Bence enfes. Yaa. Niye mor oldu lan saçı? Ya görmek istemiyorum. Bekle. Sen küçükken sarışınmışsın gerçekten. Ben... Sarışın kalmasını ister miydin lan saçlarını? Ciddi söylüyorum ama. Yok ya böyle alıştım zaten artık. Bilmiyorum nasıl olurdu. İlk defa mı göreceksin şimdi sen saçı? Evet. Tamam kalk. Ya. Bak. Bu ne?
Bu ne? Bağırmasın. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bağırmasın. Sus bağırma. Bu ne? Ya bu ne ya? Bağırmasın. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ne ne oğlum? Bu ne? Hani gri olacaktı. Griye şimdi boyayacak. Kötü Umut oldu bu ne? Olmaya da bilir. Ne kötü oldu? Umut'la bir WhatsApp'sana. Böyle kalmayacak değil mi? Yok. Kalabilir. Benim elimde her şey. Çok sarı olmuş ya. Sarı renk öyle bir renk. Baksana. Biraz bak. Beyazlarım var. Onu da abi kapatır artık değil mi? Kapatırız. Kader abi. Bu ya bu. Burak ne diyorsun? Gri mi sarı mı? Gri gri. 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 Seni beklemeden gri. Bu bakımla beraber senin küçüklüğünü ineceğiz kardeşim. Batu'nun yanlar sararmaya başladı. Sıkıntı var. Bak Batu'da sıkıntı var. Umut'un tepkisi bana göre hiçbir şey. Batu'da ciddi sıkıntı var. Çocukluğundan beri tanıyorum. Büyük arıza çıkarabilir. Yapma ciddi. Sen bunu. Artık iş işten geçti. Yani azdan az çoktan çok gider. Evet abi. Ne yapıyoruz? Şimdi gri. Abi Batu niye soba borusu gibi oldu? Babür'e benzemiyor. Ne durumdasın? Ya Gülsen çok korkuyorum ya vallahi abi. Neden? Ya sıra halini beğenmedim yani ne olacağını bilmiyorum şimdi. En kötü ihtimalle kazıtırsın saçlarını. Sıfır olur yani hiç saçın kalmaz. Pişman mısın? Biraz. O oyunu şimdi oynasak kazanır mısın? Evet. Burası bitti mi abi? İki yalım görelim. Tamam. Olur mu? 13 yaşında 1.90. Ben onu duyduğumda az önce duydum gerçekten şaşırdım maşallah. Burası kattı. Evet. Otur. Bence güzel. Ne diyorsun Umut? O kadar olacak. Kaybettin ve ceza aldın yani. Hayırlı olsun. Bu zaten isteyerek yaptırdığın bir şey değil senin. Ve ona rağmen bence gayet güzel oldu. Bu çocuğu gerçekten Çağatay Ulusoy'a benzetiyorlar biliyor musun? Çağatay'ın küçüklük halini oynayabilir. Yani benziyor gerçekten. Birazdan sevgili Burak Güngör'ün de saçlarını artık keselim. Yandım bakalım. Diğer tarafadan bence gayet iyi oldu. Zaten evet Batu'nun şu anda maskesi bitti. Ben şimdi ki abi saç yıkanacak. Batu böyle şeylere çok abi, aykırı bir insan. Abi, bakalım nasıl tepkiler verecek. Yavaşça gidelim oraya doğru. Çaktırmayalım. Sen bir köşeden git çek. Vallahi abi yanıyor. Harbiden yanıyor ya çocuk. Maske bu kadar sıcak yapıyor mu abi? Abi bu maske ıslan bir maske. O yüzden ıslan bir maske olduğu için kanka. Abi bu bayağı bir maske olmuş ya çocuk. Lapa şeklinde maske olmuş. Ama yumuşak ya. Yumuşamıştır saç yani öyle duruyor şu an. Selayı verin abicim. Cenaze. Ne oldu? Maske tam kıvamında olmuş arkadaşlar. Bir şey deniyor burada ama. Uzay oldu çocuk ya. Uzaya çıkan ilk Türk ya. Bir aynaya bakabilir miyim? Erik şu an kalkamazsın. Yok şu an şampuan var. Ama Batu benim yani. Çocukluk arkadaşım. Gerçekten sevdiğim, nadir sevdiğim insanlardan hayır, biridir. Hayır bunu niye söylüyorsun ben de onu anlamadım şimdi. Seviyorum yani efendi karakterli düzgün adamdır her şeyin başında. Bak tam bir peşin satan gibi oturuyor bak. Hazır mısın? Yok yok bir şey yapmış. Ben dokunmadım bir saça. Abi şöyle şey alalım, garaja alalım abi sana. Nemini alacağız. Ben açıp gidiyorum. Nemini aldım. Abi uzayın. Ya s*** bu ne ya? Abi bir de abi şaka yapıyorsun herhalde ya. Bu ne ya? Oğlum ben hiçbir şey yapmadım ki. Kadir abi. Abi. Abi beni karıştırmayın. Burak'la konuşun. Dükkanı abi bu ne? Bu ne? Dükkanı kapattık abi. Oğlum eve gideceğim lan manyak mısın? Böyle bir şey yaptırılır mı ya? Kanka ne var? Abi yapacağın iş ya. Harbi diyorum yani. Ayıp ya böyle bir şey yapılır mı? Ben sana ne yaptın da böyle bir şey yapıyorsun ya? Ben bir şey yapmadım ki dokunmadım bile saçına. Özür dilerim. Ulan ben mi dokundum? Benim abi insan kankasına değil düşmanına en baz... Abi bir de gülüyor musun ya? Yani resmen kalfalık eserimi yaptım ya. Bir şey söyleyeceğim. Bana bir neden yaptığımı sorsana. Sen muhatabın neysin şu an tamam mı? Küçükken seninle bir çizgi film izlerdim. Kanka. Hatırlar mısın? Bence. Abi aynaya bakmak istemiyorum. Bu ne ya? Abi otur bakalım. Bir su falan mı getirsek abi? Otur bunu düzeltelim biz abi otur. Abi ne yapıyorsunuz ya? Valla saçmalıyorsun artık ya. Burak sen bir hava al ya. Niye bunu, beni niye her yere koyuyorsun buradan? Git ya. Ne mesleği lan bu çocuğun? Öğretmen. Tarih öğretmen. Tarih öğretmen. Allah'ım, abi beni vurdu. Bu iyiydi bak. Mesela işte abartıyorsun, her bir abartıyorsun.
bırak sus ya. Abi. Oğlum kanka harbi abartıyorum. Bak vallahi bir şey yok. Adamın bana öğretmen... Karıştırmadın mı hiç? Bir dakika. Ya öğretmen olduğunu söylesene ben yanlarım. Tamam da öğretmenlik yapmıyor ki. Oğlum adam boşadan... Mesleği o sadece. Ya, hayır boşadan dedin. Çalışmıyor dedin. Adama bir sürü şey giydirdin zaten. Bir de giydirdi yani. Abi bu nedir ya? Vallahi ben... Boş adam abi de yap gitsin. Boş adam dedi. Boş adam dedi. Ben vallahi senin öğretmen olduğunu şu an anlıyorum. Grey nasıl olur bilmiyorum. Olmadı sıfır olur. Sıfıra razıyım bu ne ya? Sıfıra ben vurabilirim. Çok güzel oldu. Akıyor ya. Müthiş. Süper ya. Bu saçta nereye gitmek istiyorsun hiç? Evime gitmek istiyorum. Hiç kimse görünmeden. Bitişim ya resmidir bu. Bu göze... Bu saç. Efsane. Tam bunu kaldırabilecek miyim onu bilmiyorum. Güzel oldu. Bak benim bu kadar güzel olmamıştı ciddi söylüyorum. Bu arada Umut'un da son halini gösterelim. Evet. Tekrardan. Umut tam bir Amerikan jüvenleri gibi oldu. Kardeşim zaten çok yakışıklı bir adam. Çoluk gözleri. Gayet güzel oldu. Aç gözleri bak. Şerefsiz tam göz rengi oldu ya. Umut kötü mü oldu abicim? Bilmiyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umut cezalıydı aslında ama Umut'unki güzel olduğu için ben tatmin olmadım. Umut'u bir 3 numara verdim. Önceden planlamadık. Umut güzel olunca planladık. Ceza bana kesildi. Kadir abiye çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel ben teşekkür saç. Ederim. Kardeşim benim. Sakal. Yok bende. Onun için. Eğer videoyu beğendiyseniz evet. Aşağıda bulunan butonlardan beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Aynı zamanda yakın zamanda eğer saçlarım uzarsa da kalıcı saç düzleştirme videosundan çekeceğim bir tane daha. İstediğinizi yazıyorsunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.